Ve arkadaşlar yerim burası. Mezarlığa yakın ama mezarlığın dibine park etmeyeceğim. Biraz ilerisine park edeceğim. Evet. Burası müsait. Mezarlık daha ilerisi. Yerimiz böyle. Karşıda çok güzel yürüme yerleri var. Mezarlık az ilerisi. Yani bir 50 metre sonra. Bilerek oraya gitmedim. Orada çeşme de var. Akşam bir operasyon yaparım. Aracımı yıkarım. Şu kaleye çıkacağız. Bakın tam karşıda. Aslında oraya gidecektim. Oraya durayım mı dedim. Sonra bu yola girdim yanlışlıkla. Yoruldum da dolanmaya gerek yok. Böyle güzel müsait bir yer var.
Ve arkadaşlar günaydın. Şimdi buradaki mezarlığa yanaştım. Suyumu aldım. Harika portakal çiçekleri. Çok güzel kokuyor. Bu arada bunu çok fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar burası şehitlik. Suyu alırken Türk bayraklarını gördüm. Tabii ki anladım. Şehitlik artı diğer mezarlar var. Allah rahmet eylesin. Şöyle bir göstermek isterim. Yani 20 yaşında şehit olan askerlerimizin yerleri var. Yani gencecik ölmüşler arkadaşlar. Yani mesela şu şehit olan Fikri Büyücü 73 doğumlu, 21 yaşında vefat şehit olmuş. Burada bir şehidimiz var. Sıhhiye ermiş. 81-2001. Tabi askere gidince şehit olmuş. Mesela burada şehit polis memurumuz var. Metin Davaslıoğlu. 59 doğumlu. 93 yılında şehit olmuş. Bunu görünce şok oldum ya. Beklemiyordum. Buraya da güzel bir heykel yapmışlar. Zaten mekanları cennet. Onu söylemeye bile gerek yok. Ama ne olursa olsun. Hani tamam. İlla ki insan işte kaza geçirir, vefat eder, hastalanır vesaire. O ayrı bir şey ama vatan uğruna şehit olmak başka bir şey. Mesela burada ölürsem ağlamayın, yine gelirim. Seslenmeyin, uyuyacağım, üzülmeyin, yaşayacağım, ölmeyin. Sizsiz edemem. Hani gencecik çocukların vatan uğruna şehit olması başka tabii. Yani çok çok farklı bir şey. Tabii ki tüm ölülerimize rahmet diliyoruz ama bile bile şehit olmak başka bir şey. Güzel çeşmeleri var. Yattığı yerleri cennet olsun dememe gerek yok. Zaten şehit mertebesinde hepsi. En üst seviyede. Allah diğer merhumlara da rahmet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yani inanmayacaksınız ama bilmiyorum, mesela bugün işte bu burada kalmadım tabii ki. İleride kaldım mezarlığı sınırının dışında. Hani böyle filmlerde gördüğünüz gibi işte baykuşlar ötüyor, sırtlanlar uluyor falan değil. Her zaman bana mezarlıklar ciddi anlamda huzur vermiştir. Bilmiyorum, başka bir huzur var. Kuşların ötüşü başka. Esen rüzgar başka. Toprak kokusu başka. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Evde oturacağım biraz. Kahvemi aldım. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra da Meryem Ana'ya gideceğiz. Selçuk Kalesi'ne çıkacağız. Bir de Şirince'ye devam edeceğiz. Hani biliyorsunuz çok sayıda mezarlığa gittim ama onlardan o kadar etkilenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim ama bu şehitlikleri gördüğüm zaman yani ciddi anlamda tuhaf oluyorum. 20 yaşında daha hani evlenemedi, baba olamadı, sevgilisi olamadı. Çok yarım kaldı. Onların ailelerini zaten şey yapamıyorum, yani tahmin edemiyorum. Akşam park ettim. Arkada uzanıyorum. Mezarlığın dışındayım biraz. Hatta arkama bir karavan daha gelmiş sabah. Bir ses duydum. Yani oradan biri dedi, kızım dedi, babanın çiçeğini koparma dedi. Şaşırdım yani. Hemen kafayı uzattım. Yani aramda bir 30 metre vesaire var. Daha bu taraftalar.
Baktım gencecik, başörtülü. Yani 25'te yok arkadaşlar. 25 yaşında olmayan, güzeller güzeli bir genç kız. Bir de çok tatlı, 3 yaşlarında bir kızı var. O aklıma takıldı benim. Çocuk babasının mezarı başında şey yapıyor, oynamaya çalışıyor. Tabii bilmiyor. Tabii kızcağız dua ediyor vesaire. Ya normalde anlatmayacaktım aslında. Bu tarz şeyleri çok sevmiyorum ama bazı şeyleri de hani söylemeden olmuyor. Gittim baktım. Hatta size göstereceğim ya. Resmi var çünkü. Hani resmi olmasa resmi var. Mardinli Murat Çakır, ruhuna Fatiha. Allah rahmet eylesin. 86 doğumlu. 2021 yılında vefat etmiş. İşte o kızcağız da burada babasının çiçekleriyle oynuyordu. Tesbih var. Allah sabır versin arkadaşlar. Gencecik delikanlımız. İşin hani trajik yönü şimdi bakın, bu şehitlik dolmamış. Buralar boş. Bırakılmış. Tabii ki biliyorsunuz niye olduğunu. Allah hepsini korusun. İnşallah burası hiçbir zaman dolmaz. Böyle yemyeşil, boş bir şekilde kalır. Kimse de buraya gelmez. Allah'tan temennimiz o. Zaten çok büyük bir alan değil. Burada da aynı şekilde 4 şehidimiz var. Burada da boş yerler var. İnşallah bunlar, buralar hiçbir zaman dolmaz ve böyle boş kalır. Bütün şehitliklerden bahsediyorum. Yani artık şehitlikler öyle bir hale gelsin ki hiç şehit verilmesin ve oralar park gibi olsun. Tekrar aynen de dünkü yolumuz gibi Efes'e gider gibi gidiyoruz. Çünkü Efes'i geçtikten sonra Meryaman'a. Efes'i geçtikten sonra güzel yolları var ama kaçırmayın, şeyi açacağım. Kamerayı açacağım. Meryaman'a evine doğru çıkışa devam ettik. Burayı biliyorsunuz, dün çekim yapmıştım burada. Bu arada burada valilik kararınca yol boyu durmak yasak. Yani konaklamak ya da durmak yasak. Bunun sebebi de sanırım işte orman yangını vesaire. Çünkü insanlar duruyor, mola veriyor, sigara içiyor vesaire. Atabiliyorlar. Baştan garipsedim ama yok yani, yapacak da bir şey yok. Demek bir şeyler yaşandı. Güzel yollara başlıyoruz. Kamerayı kapatmayacağım.
Şimdi buraya geldik. Niye geldik? Niye geldik derken ücret ödeyeceğiz şimdi. Vallahi ailemle geldiğim zaman kişi başı 20 TL aldılar. Araç da 50 lira. Yani 110 lira mı ödedik? Tabii, 3 kişi. Bu arada çok sıkı korunuyor. Bakın girerken de GBT yaptılar. Şimdi de GBT yapıyorlar. Plaka okuyorlar. Çünkü buralar önemli yerler. Yani işte terör örgütlerinin buralara bir saldırısı baya bir sıkıntı yaratabilir. Taksi demiş minibüs. Merhaba, tek kişiyim. Bir kişi. Aha. Tamam. Teşekkür ettim. Sağ ol. Teşekkür ettim. Düz gitsem olur mu ya? Yok da. Ha. İyi tamam. Hadi kolay Ve arkadaşlar günaydın. Bu ara çekim. Bunu nereye sokuşturacağımı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar benim pompam arızalıydı. Yani şuradan sürekli su kaçırıyordu. Dolayısıyla ben şurayı iptal ettim. Burayı da silikonladım. Çünkü garip bir sistemi var. Bu İtalyan markası. Ve gördüğünüz gibi yenisini sipariş ettim. Yenisi geldi. Yaklaşık 1700 küsür lira para verdim. Tek arızası bunun, dediğim gibi, şimdi kötü göründüğüne bakmayın. Ben bunu işte dediğim gibi buralarda sıkıntı vardı. Bakın bu şu şekilde açıyor kapatıyor şu sifon. Ama bunda öyle bir yer yoktu. Şimdi dün hatta alet çantamı vesaire çıkardım. Şu an şehir merkezinde olduğum için dışarıda çalışamıyorum.
hazır çıkarmışken dedim bunu diş fırçasıyla tertemiz yaptım. Tertemiz oldu. Aparatlarını önce söktüm. Güzel kapağımız da burada. Vidalarını şöyle bir şeye koydum. Bu pası gitti. Güzel tazelendi. Gerçi bunun şeyleri var. Vidaları var ama olsun. Yani belki olur da olmaz diye. Bunu da kullanıyorum. Dediğim gibi şimdi biraz sonra bunun montajını yapacağım. Kolay yani, bir şey yok. Sadece biraz zaman ve sabır isteyen bir şey. Ama onun dışında kolaylığı yok. Bu ne olacak? Bu tabii ki atılacak. Yapacak bir şey yok. Aldığımda kaçırıyordu. Yani şöyle diyeyim, sürekli hidrofor çalışıyordu. Dolayısıyla ben sigortadan kapatmak zorunda kaldım. Hatta büyük ihtimalle hidroforun bozulma sebebi de benim buydu. Çünkü şu kapatmıyor. Kapatmayınca su sızıyor sürekli. Su sızınca da hidrofor sürekli çalışıyor. Mesela ben burada bulaşık yıkıyorum. 5 dakika bulaşık yıkıyorum. Bir bakıyorum tuvalet dolmuş. Çünkü bu tuvaletin sifon etkisi görüyor. Bu dediğim gibi yat tipi. Zaten Marin'den aldım. Made in Italia. Yat tipi. Benim tuvalet BC'de yat tipi. Bulmam zor oldu ama. Her yerde yoktu. Bir Marin firmasında tesadüfen gördüm. Araştırırken. Hani inşallah bunda da aynı sorun yoktur. Çünkü yepyeni. Zaten kutusunda geldi. Dün ondan uğraştım. Bugün de güzel bağlantıyı yapıp sizle paylaşacağım. Dediğim gibi bu ara video. Bunu illaki videoların bir tarafına katacağım. Tekrar videomuza devam edelim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir güvenlik önlemi aldım. Biliyorsunuz ki benim hidrofor ısınıyordu. Bakın. Hidroforu buraya aldım. Kalın kablo çekildi. Sırf hidroforu ayırdım. Ben o panelden, biliyorsunuz orada ilk baştaki panelden bunu ayırdım. Şu anda benim hidrofor ve Webasto gelişi ayrı. Ne? Evet, telefon çaldığı için telefona baktım. Şimdi dediğim gibi bunlar en çok ısınan şeyler. Bakın, kalın kablo. Bu kalın kabloların da şöyle bir özelliği var. Bunlar özellikle karavanlar için kablolar var. Normal kablo çekmeyin. Çünkü karavanda aşırı trim olduğu için bunlar çoklu geçiyormuş. Yani atıyorum, normal kabloların içinde bir tel geçiyorsa bunlarda 10-15 tane tel geçiyormuş. Dolayısıyla birisi kopsa diğeri devreye giriyor. Bakın, hidrofor devreye girdi. Şimdi susacak. Bakın, diğeri susmuyordu. Şu açmadı. Bakın, sustu. Suyu açmadığın sürece bu çalışmaz. Bunu ayırdım. Webasto orada. İkisi de direkt aküden kalın kablo ile geldi. Daha önce buradaydı, biliyorsunuz. Bakın, bunun hiçbir özelliği kalmadı. Buradaydı. Dolayısıyla tehlike oluşturabilirdi. Ben, yani aklınızda olsun, mutlaka şeyi ayırın arkadaşlar. Çok ilk çalıştırmada çok elektrik çekeni ayırın. Isınanı ayırın. Bu da nedir? Webasto'yu ve hidroforu ayrı kalın kabloyla getirirseniz hiç başınız ağrımaz. Dün ben şu vidayı sökerken arkadaşlar, şurası koptu. Önemli değil. Tek parça düştü. Bunu silikonlayacağım güzel. Yapışmasını bekleyeceğim. Sonra yere, yani tuvalete montajını yapacağım. İşimiz bayağı çok. Ondan sonra da gördüğünüz gibi karavan aşırı dağınık durumda. Tabii ki tuvaleti çıkardık. Komple bir çamaşır suyu, asbestos ne bulursak güzel bir şekilde temizliğini yapacağız. Şöyle diyeyim. Bakın, tek seferde oturuyor. Yani ben buraya silikon da yapabilirim. Bir araştırayım, hani bu seramik güçlü yapıştırıcı var, onu da yapabilirim. Sorun değil. Yani diğer 3 dişli hala duruyor. Tabii ki şunu da belirteyim. Şimdi benim cam amatörlü cam arkadaşlar. Amatörlü olduğu için açılıyor. Burası da kaldırıma yakın. Hani insanlar kafasını vurmasın diye böyle bir hortum astım ki dikkatleri, çünkü vurabilirler. O pek görünmüyor. Ne bileyim, artık insanlar da telefon falan kullandığı için görürken dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar, önce ayarladık. Ters çevirdim. Önce burayının montajını yapıyoruz. Kolay yani aslında. Hani dediğim gibi öyle zor bir şey değil. Herkes yapabilir.
Şimdi bunları sıkacağım alttan. Alttan da şöyle var. Sıkacağım. Sonra bilmiyorum, bakacağım.